merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda özellikle anne ve babaların çok çok önemli ihtiyaçlarından bir tanesini çözecek olan ilginç bir üründen bahsetmek istiyorum. TCL'in MoTime MT42 akıllı çocuk saati. Şimdi diyeceksiniz ki çocuk saati ne alaka? Biliyorsunuz okullar açıldı. Artık fiziksel ve yüz yüze eğitim de başladı. Tabii ki belli bir yaştan büyük olan çocuklarımız için onlara telefon alıp verebiliyoruz ve onlar da okula götürebiliyorlar. Ama yaşları küçük olan çocuklar için, örneğin 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, hatta 10 yaşına kadar olan çocuklarımız için ne yazık ki tabii bir telefon alıp verme opsiyonu birazcık sorunlu ve sıkıntılı. Hem bunlarla ilgili bazı yasaklar var, hem de verdiğimiz zaman farklı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. İşte bunun üstesinden gelmek için çocuklar için akıllı saatleri var. Ve bu akıllı saatlerle biz birçok şey yapabiliyoruz. Bugünkü inceleme konumuz olan TCL'in MoTime MT42 akıllı saati ise tam da aslında ailelerin, anne ve babaların çocuklarıyla olan iletişimini okuldayken de sağlamak için kullanılabilecek çok güzel bir ürün. Şimdi saatin bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, çocuklar için çok güzel bir tasarım var karşımızda. Böyle renkleri falan çok böyle albenili, işte parlak, fosforlu renkler kullanılmış saatin hemen hemen birçok yerinde ve farklı farklı renk seçenekleri de var. Daha doğrusu işte erkekler için mavi, kızlar için de pembe renk seçeneğinin olduğunu söyleyelim bu saatin. Şimdi saatin böyle karşıdan baktığımızda tam üst kısmında bir kamera yer alıyor ve bu kamerayla birazdan söyleyeceğim o özellikler kısmında görüntülü görüşme falan yapabiliyorsunuz. Ayrıca saatte bir dikdörtgene yakın, kareye de yakın aslında ama bir ekran olduğunu söyleyelim. Yan yüzünde bir tuşumuz yer alıyor ve bu tuşlar yardımıyla da hem ekrana dokunarak hem de saatin o tuşları yardımıyla saatimizi kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim saatin teknik özelliklerine. TCL MoTime MT42 1.54 inçlik bir ekranı var. Video ve sesli görüşme yapabiliyor. Acil durum çağrısı yapabiliyor. Gerçek zamanlı konum takibi özelliği var. IP65 suya ve toza dayanıklılık özelliğiyle geliyor. 2 güne varan pil ömrü. TCL Connect uygulaması yardımıyla kullanma imkanı. Bluetooth ve Wi-Fi desteği ve aynı zamanda GPS desteğinin olduğunu söyleyeyim. 850 mAh'lik bir pilimiz var. 57 gram ağırlığımız var. 2 megapiksellik az önce bahsettiğim bir kameramız vardı. Ön kameramız bulunuyor. 512 MB RAM. 4 GB depolama alanı olduğunu da söyleyeyim. Ve 1599 TL'lik bir fiyatı var bu akıllı saatimizin. Peki bu akıllı saat ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Şimdi önce ben teorik olarak anlatacağım. Sonra burası çok önemli. Bu saati gerçekten kullanan bir arkadaşımız bize saatle ilgili görüşlerini, yorumlarını aktaracak ve gerçekten de okulda kullanıldı ve hani ailesiyle olan iletişimin tamamında bu saat yardımıyla gerçekleştirdik. Şimdi saate bir sim kart takmamız gerekiyor, onu baştan söyleyeyim. Sim kart taktıktan sonra da saatin üzerinden görüntülü görüşme yapılabiliyor. Yani çocuğunuzla siz telefonun uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Sesli görüşme yapabiliyorsunuz. O size mesaj bildirebiliyor, mesajlar atabiliyor. Siz ondan mesajlar alabiliyorsunuz. Ve bu sadece annesinin ya da sadece babasının değil. Örneğin siz anne olarak telefonunuza kurdunuz. Babanız da, babanın da telefonuna kurduğunuz zaman baba da yine çocuğuyla ilgili verileri görebiliyor, çocuğuna ulaşabiliyor. Olası bir acil durumda, inşallah olmasın ama olası bir acil durumda da çocuğunuz acil tuşuna bastığı zaman saat belli kişileri arama yapıyor, görüntülü bir görüşme başlatıyor ve bu sayede hani çocuğunuzun durumu hakkında, o acil durum hakkında siz de görüntülü olarak bir bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Bu özelliğin de güzel olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda örneğin çocuğunuz okula gidiyor ve bir harita üzerinde bir alan belirliyorsunuz ve bu harita üzerinde alanın dışına çıktığında size otomatik olarak uyarı geliyor. Geolocation diye geçiyor bu tarz işlerde uğraşanlar belki bilecektir bizi. Belli bir alan tanımlıyorsunuz ve o alanın dışına çıktığınız zaman çocuğunuz otomatik olarak size bir uyarı geliyor. Bu da güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Özellikle böyle bugünlerde çocuğunu okula gönderip de acaba çocuğum nerede, şu an ne yapıyor, iyi mi, durumu nedir gibi bir takip yapmak isteyenler, ki yine harita üzerinden gerçek zamanlı konumları da görebiliyorsunuz. Bu da saatin özelliklerinden bir tanesi. Uygulama üzerinden çocuğunuzun haritada gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik ve hani çok fazla akıllı saatte de bulunmayan bir özellik olduğunu altını özellikle çizmiş olayım. Gelelim şimdi saatin fiyatına. 1600 lira yakın bir fiyatı var. Daha sonra 1599 lira ama farklı satıcılarda farklı fiyatlarda alabiliyorsunuz. Kampanyalar olabiliyor, hediyeler olabiliyor. Fiyata baktığımız aslında makul olduğunu söyleyebiliriz. Şundan dolayı
Elbette ki bir telefon almaya kalksanız eğer çocuğunuza, hadi alabildiğinizi varsayalım ama çok küçük yaştaki çocuklara telefon almak çok da mantıklı değil. Telefon alsanız bile bu fiyata telefon çok fazla yok, onu söyleyelim. En azından akıllı telefonlarda bu kadar düşük bir fiyat seçeneğinde telefon bulunmuyor. Ama sadece bir saat alarak ve eğlenceli arayüzleri olan, gayet güzel böyle etkileşimleri olan da bir saat alarak hem çocuklarınızın konumunu, yerini ve durumunu gerçek zamanlı görmüş oluyorsunuz, hem de telefon aldığınız zaman ortaya çıkacak başka sorunları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu manada TCL Muhta MT42'nin fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi ben anlattım. Evet, teorik olarak anlattık. Fiziksel özelliklerden bahsettik. Neler yapabildiğini anlattım ama biraz da bu saati gerçekten kullanan bir çocuktan bir şeyler dinleyelim. Şimdi önce onu izleyelim. Daha sonra videomuzu kapatacağız. Evet Masar, önce sana soralım. Şimdi TCL Muhta MT42 kullandın. Ne gibi hayatında böyle hani nasıl kullandın, en hoşuna giden tarafları ne, onları bize anlatır mısın? Bu saatte görüntülü arama var, ondan sonra galeri var, eğlence kısmı var, hava durumu falan var, onlar iyi oluyor. Bir de puan var, puanla ana menü alabiliyorsun, değişik şeyler alabiliyorsun. Tamam, temaları değiştiriyorsun. Evet, evet, puanımız yetmiyorsa alamıyoruz. Peki Sürür, sen anlat, sen saatin nesini beğendin, nelerini beğendin? Ben saatteki hareketli menüleri beğendim. Tamam. Örnek baloncuk menüsü, menüyü seçtiğinde ana kısmına döndüğünde direkt baloncuklar hareket ediyor, yukarıya çıkıyorlar. Sesli ya da bir sesli arayabiliyoruz. Bir de sohbet var. Ama anneler bir de ek olarak görüntülü de arayabiliyor. Sen hangisini daha çok kullandın? Ben daha çok sesliyi kullandım. Hava durumunu sevdim. Önce başka saatler gibi değil, bağlı olmazsa da çalışabiliyor hava durumu. Bir de eğlence modülü var. Orada ses değiştirmeyi ben beğendim. Bir de 1 dakika süren hamster da var. Bir de okul zamanı diye bir mod var. O modda sadece arayabiliyorsun. Aslında çocuklar sorulara cevap verdi. Belli özellikleri söyledi. Bir de ben baba olarak fikrimi söyleyeyim. İşte hepimiz iş hayatında malum genel bir koşturmaca içerisindeyiz. Ama aklımız sürekli çocuklarda kalıyor. Çünkü günümüz dünyasında özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ebeveynlerin en büyük sıkıntısı çocuklardan bir haber olmak. Biliyorsunuz ki birçok okulda, bizim çocukların da aslında okulunda öyle, cep telefonu kullanımı yasak. Biz de ebeveyn olarak onlara cep telefonu vermek istemiyoruz. Ama bu saatler sayesinde bu ihtiyacımız ortadan kalkıyor. Örneğin TCL MoveTime MT42 bu anlamda bize ekstra özellikler sunabiliyor. MoveTime MT42'de ekstra olarak diğer çocukların kullandığı eski saatlerden ekstra olarak görüntülü arama özelliği var. Bu bizim için keyifli bir şey. GPS sayesinde sürekli takip edebiliyoruz. Yine cep telefonu uygulamasından TCL Connect üzerinden güvenli alan oluşturabiliyoruz. Güvenli alanın dışına çıktıklarında bize mesaj geliyor, bildirim geliyor. Tam olarak neredeler? GPS üzerinden, harita üzerinden bunu görebiliyoruz. Günlük kaç adım attıklarına kadar bunu takip edebiliyoruz. Yine saat üzerinde aslında ebeveynleri en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi SOS düğmesi. Acil durum araması sayesinde çocuklar tek tuşa basarak bize anlık mesaj gönderebiliyorlar. Bu güzel bir özellik. Çocuk o sırada konuşamasa dahi kamera sayesinde çocuğun o anki görüntüleri mesaj olarak geliyor. Ve bu sadece tek kişiye gitmiyor. Tanımladığınız tüm kişilere gidiyor. Bu anlamda keyifli bir özellik. Yine ebeveynlerin aklına şu gelebilir, ya okulda bu serbest mi? Evet serbest, çünkü saat özelliği var. Ve okul saati uygulama üzerinden okul saatinde kısıtlayabiliyorsunuz. Çünkü belli eğlence özellikleri var, birkaç tane oyun var, farklı şeyler var. Bunların hepsini şu saatler arasında çalışmasın, sadece mesaj gönderebilsin veya sadece acil durum araması yapabilsin diye siz ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yine keyifli bir ekstra özellik. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere TCL Muhta MT42 akıllı çocuk saatini anlatmaya çalıştık. Birçok özelliğinden bahsetmeye çalıştık ama olur ya, anlatmayı unuttuğumuz şöyle bir özelliği var mı, şu şekilde kullanılabiliyor mu gibi sorularınız varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Teknoloji Oku YouTube kanalına abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.